Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. İnsanlığın uzaya dair keşifleri, gezegenler arasında bulunan uzun mesafeler yüzünden, son derece kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Çoğumuzun bildiği üzere, insanlığın bir sonraki hedefi Mars'a koloniler kurmak, ancak hızlı bir motora sahip uzay aracı daha inşa edilmediği için, kızıl gezegene ayak dahi basabilmiş değiliz. Uzayda uzun mesafeli yolculuklar, kimyasal motorlu roketlerin itiş gücünün az olmasıyla aylar, hatta uzun yıllar sürebiliyor. Kimyasal motorlar, uzun süre hızlı itiş gücüne sahip olamıyor. Dakikalarca yakıt tüketebiliyorlar ancak sadece, bir madeni paranın ağırlığı kadar, itiş gücü elde edebiliyorlar. Bu da astronotların diğer gezegenlere ayak basıp, keşif yapmasını engelliyordu. Ancak bilim insanı, Fatima Ebrahim'in tasarladığı yeni motor tipi, oyundaki kartları yeniden dağıtabilecek bir yenilik olarak kabul ediliyor. Normal roketlerden 10 kat daha hızlı gidebilen, füzyon roketi tasarladı. Manyetik alanlar sayesinde, saniyede 20 kilometre hız elde edebilen yeni roket tipi, insanlığı Mars'a çok daha hızlı bir şekilde taşıyabilir. Amerika Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı'nda görev alan fizikçi Fatima Ebrahim'i, manyetik alanlarla güçlenen bir iticiyle, normal roketlerden 10 kat daha hızlı gidebilen, bir füzyon roketi geliştirdi. Henüz geliştirme aşamasında olan bu roket tipi, insanlığı Mars'a ve hatta ötesine götürebilir. Ebrahim'in tasarladığı roket, henüz teori aşamasında ancak bilim insanı bu motorun yakın zamanda, bir prototipinin yapılacağını belirtmiş. Roket motoru, Güneş'in bolca sahip olduğu manyetik alanlardan yararlanarak, plazma parçacıklarını fırlatıyor ve bu sayede, son derece hızlı bir itiş gücü elde ediyor. Plazma adı verilen bu atom ve parçacıklar, manyetik çizgiler tarafından tetiklendiği anda, saniyede 20 kilometre hızında bir itiş gücüne sahip oluyor. Hızlandıktan sonra da, manyetik parçacık da dahil olmak üzere, termal ve kinetik enerji üretilmeye başlanıyor. Bu da roketin manyetik alandan çıktıktan sonra bile itiş gücü üretmesine olanak sağlıyor. Bilgisayar ortamında yapılan deneyler sonucunda, Ebrahim'in tasarladığı roketin gerçekten de hızlı olduğu ve, bu roketin insanları 10 kat daha hızlı bir şekilde, Mars'a götürebileceği kanıtlandı. Yeni konsept, sadece hızlı bir uzay aracı olmakla kalmayacak, aynı zamanda uzay araçlarının daha az maliyetle, üretilmesini sağlayacak. Yani yüksek hızı sayesinde, hem zamandan hem de ucuz olmasından dolayı, maliyetten tasarruf edilmiş olunacak. Bu da demek oluyor ki, gelişmeler göz önüne alındığında, artık Mars'a yolculuk ciddiyet kazanmaya başladı. Bu roketi tasarlayan Fatima Ebrahim'i kimdir? Amerika Enerji Bakanlığı'nın Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'nda, İranlı bir fizikçi ve Princeton Üniversitesi, Astrofizik Bilimler Bölümüne bağlı araştırma görevlisidir. Ebrahim'i, 1993 yılında Tahran Politeknik Üniversitesi'nden fizik alanında ve plazma fiziği alanında, diğer birçok önde gelen fizikçiyle işbirliği yaptı. 2016 yılında, manyetik alan çizgilerinin birbirine geçtiği ve enerjiyi serbest bıraktığı süreç olan, manyetik yeniden bağlantının, yakındaki manyetik alanlardaki hareketle tetiklenebileceğini öne sürdü. Kasım 2020'de egzoz malzemesini ilerletmek için, daha geleneksel elektrik alanları yerine, manyetik alanları kullanan plazma tabanlı, bir roket itme sistemi önerdi. Ve böylelikle videoda bahsettiğimiz, roket projesini ortaya çıkartmış oldu. Bence harika bir roket ortaya çıkartmış. Bu roketin geliştirilmesiyle, belki de ileride Mars'a yolculuk başlayabilir. Siz bu roket hakkında ve, Mars yolculuğuna ne gibi yararları olacağı yönünde, neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.